Selam, ne yaptınız? Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Ben bugün güzel bir gün geçiriyorum ve Nisan ayında okuduğum kitaplar da çok fazla olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. 10 tane kitap okudum Nisan ayında ki bu beni yıllık hedefime çok daha fazla yaklaştırdı. Sadece bu yıl okumam gereken 58 tane daha kitap kaldı ki zaten bunun da üzerine de çıkabiliriz. Siz bu ay neler okudunuz, neleri sevdiniz, neleri beğenmediniz aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Bir de ayrıyetten videonun daha fazla insanın önüne çıkabilmesi için videoyu beğenirseniz ve kanalımıza takip ederseniz çok çok mutlu edersiniz beni. O zaman başlıyorum. Son okuduğum kitap ilk elime geldi. O yüzden ondan başlayacağım anlatmaya sizlere. Bataklığı okudum. Bataklık aslında İstanbul'daki kitaplığımda olan bir kitaptı ama İstanbul'a gidip gelince hemen böyle buraya da almak istedim bu kitabı. Ve bu kitap gerçekten okuduğum için bende yara bırakan bir kitap oldu. Şöyle ki kitapta Maja isimli bir kızımız var ve kızımız erkek arkadaşıyla birlikte toplu bir okul katliamı yapıyor. Yani bildiğiniz okula gidiyorlar, herkesi tarıyorlar. Sonrasında erkek arkadaşı da Maja'nın silahından çıkan bir kurşunla can verince Maja direkt tutuklanıyor. Tamam, bir suç romanı, yani yabancı bunu suç romanı olarak etiketlemiş ama ben bir suç romanı dendiğinde ne bileyim polisiye arıyorum, hani bir şeyler olsun, en azından bir twist olsun bekliyorum. Yani farklı, hoşumuza gidebilecek bir şey olsun. Sadece davayı incelemeyelim istiyordum ama bu kitapta maalesef öyle bir şey yok. Sadece davayı görüyoruz ki zaten yazarımız da eskiden bir avukatmış. O yüzden çok şaşırtmadı beni. Yani sanki böyle bir dava okuyormuş gibi ilerledi kitap. Ya açıkçası ben polisiye bir kitap umutlarıyla bu kitaba başladığım için böyle bir şey okuyunca bayağı böyle bir hayal kırıklığına uğradım ve kitabı pek beğenmedim açıkçası. Dediğim gibi hani yargılanma süreci ilginizi çekiyorsa tabii ki okuyabilirsiniz ama yani onun dışında bir suç romanı olarak atfedebilir miyiz? Ya tabii ki kitabın içerisinde bir suç var ama yani o suçun çözülümü veya o suçun ilerleyişindeki o hani böyle şaşırtma unsurları falan yoktu. O yüzden ben gerçekten hani 2023'te okuyup beğenmediğim kitaplar gibi bir video çekersem şayet Bataklık onlardan bir tanesinde olacak. Maalesef yabancı yayınlarının çoğu kitabını çok severim. Bunu sevmedim, nasip değilmiş. Ardından Şeytanın Ta Kendisi 2'yi okudum ki bununla ilgili bir video da çektim. Şuraya veya şuraya bırakıyor olurum. Oradan izleyebilirsiniz. Kitapta Stevie ve arkadaşları yine bir cinayetin, bir gizemin peşine düşüyor. Ama bu sırada biliyorsunuz Albert Ellingham davası da var. Albert Ellingham davası ile birlikte aslında ilerliyor bu davayı çözüş. Yani suç romanı deyince gerçekten böyle bir şey okumayı bekliyorum. Ya da işte ne bileyim polisiye kitaplardaki gibi okumayı bekliyorum. Anlatabilmişimdir zaten hayal kırıklığım orada. Neyse, bu iki davanın birlikte oluşuyla birlikte biz de ikinci kitapta Yapboz'un büyük bir kısmını aslında çözüyoruz. Yani Yapboz'un büyük bir kısmından artık fikrimiz oluyor. Katili tahmin ettiren, böyle bizimle kedi fare oyunu oynayan kitaplara her zaman çok 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 yükselmişimdir. Bu da onlardan bir tanesiydi. Zaten detaylı olarak dediğim gibi bir yorum videosunu çektim. Onu izleyebilirsiniz. Zaten yani bu kitabı okursanız da şayet kesinlikle, yani bu seriyi okursanız da hayal kırıklığına uğramayacağınızı temin edebilirim. Sonrasında hangisini göstersem Jagaster'i göstereyim. Jagaster'in 3. cildini de bu ay okudum. Yavaş yavaş böyle artık 6 cildin son olduğunu biliyorum ya, 6. cildin. Yani 7 cilt var aslında yurt dışında ama burada 6 cildi çıktı. 7. cilt sanırım böyle işte biraz daha toparlama, samap cildi gibi bir şey herhalde. Tam anlamadım ama son cildi 6. cilt olduğu için ve ben 3.'ye geldiğim için yavaş yavaş böyle artık ayda bir cilt okumaya falan başladım bitmesin diye. Çünkü çok hoşuma gitti bu hikaye. Yani şöyle söyleyeyim, Jagaster serisi dünya düzeninin ekstrem olaylar üzerine bozulmasını anlatan da bir seri aslında. Ve bu tarz seriler, bu tarz manga serileri özellikle benim her zaman çok ilgimi çekmiş oluyor. Çünkü neden? Yani dünya düzeni değişiyor ve bu çok ekstrem ve önlenemez bir durumdan dolayı. Genel olarak seriyi anlatayım ben. 3. ciltten bahsetmeyeyim size çünkü artık yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Gerçi çok da son değil. Yolun yarısındayız ama olsun. Yine de ben seriden bahsedeyim. Jagaster isimli bir salgın hastalık meydana geliyor dünyada ve bu salgın hastalık dolayısıyla insanlar eğer bir böcek tarafından, bir dönüştürülmüş böcek tarafından ısırılırsa bilinçlerini kaybediyor. Devasa öldürücü makina gibi bir böceğe dönüşüyor. Çok korkunç oluyorlar. İşte imha ediciler de bu insanları öldürmek üzerine görevli insanlar. Yani çünkü zaten artık bilinci yok karşınızdaki dönüştürülmüş böcek insanın ve öldürme üzerine kurulu sadece. O nedenle yavaş yavaş böyle artık şey oluyor. Nasıl denir?
Çok güzel. Sizden bekliyorum cevabı. Hani imha ediciler bunu sağlamaya çalışıyor ve Kidov da o imha edicilerden bir tanesi işte. Bu arada yani tamam bu ciltten bahsetmeyeceğim ama yanına aldığı kişiyle ilgili öğrendiklerimiz bu ciltte çok enteresandı. Gerçekten beklemiyordum. Dediğim gibi eğer hiyerarşinin yıkıldığı kaos dolu distopya mangalarından hoşlanıyorsanız Jagaster sizin çok keyif alacağınız bir manga. Ardından Rehine'yi okudum. Rehine ile ilgili çok aptal bir anım var. Ben gittim Tezkeresi'nin işte bu Rizolian Isle serisinin tüm kitaplarını bulmaya çalıştım. İşte Soma Kalan'la Diriliş, Doğan Kitap'tan çıkmamıştı, Marta'dan çıkmıştı. Hemen onları da kaptım falan. Bir de Siliniş vardı. Siliniş'i de aldım. Sonra okumaya başladığımda bir baktım Rehine olayı anlatılıyor. Allah Allah dedim. İki kere Rehine olayını mı işlemiş Tezkeresi'nin aynı seride? Hani ne gerek var falan. Sonra baktım Rehine ile Siliniş aynı kitapmış. Neyse Siliniş bu arada yani Zebroma hesabımda satışa sunuldu. Bunu satışa sunmayacağım seriyi hani tamamlayayım güzel görünsün kitaplığımda diye. Ama Siliniş var Zebroma'da yer almak isterseniz oradan bakabilirsiniz. Neyse Rehine bence Rizoli Aylus serisinin en düşük bütçeli kitabıydı. Yani düşük bütçeli dediğim tabii ki de hani herhangi bir bütçeden, maddiyattan bahsetmiyorum ama bence yani Tezkeresi'nin kafa yormadığı kitaplarından bir tanesiydi. Çok böyle uğraşmadığı kitaplarından. Çünkü yani tüm serinin akışı, ilerleyişi, işte bir şeyleri ele alış şekli falan çok orijinal, çok güzel ama Rehine'de sadece bir Rehine olayı okuyoruz. Tamam yine ilginç, yine güzel ama hani Tezkeresi'nin ölüsü yeter güzelliğinde. Bu Tezkeresi'nin hani sıfır eforla yazdığını düşündüğüm bir kitabı. O nedenle ben çok keyif almadım. Serinin en beğenmediğim kitabı Rehine ama gerçekten hani yine de Tezkeresi'nin ölüsü yeter. Yine de çoğu okuduğum polisi kitaptan güzeldi. Yine de dediğim gibi ne kadar çok yine de dedim. Dediğim gibi biraz daha böyle hayal kırıklığına uğratmıştı beni. Ama tabii ki de Rizoli Aylı serisine küsmem, küsemem. Zaten istesem de küsemem bu arada. Tüm kitapları elimde var. Hani okuma, hadi sıkıyorsa okuma gibi bir durum söz konusu. Ardından efendim November'ı avlamaktan bahsedelim. November'ı avlamakın da yine bir yorum videosu var. Şuraya veya şuraya bırakayım, sabitleyeyim. Siz oradan izleyebilirsiniz. Genel olarak bu arada tekil kitap videolarını izleyin. Çünkü gerçekten hani o kitap hakkında bir twist varsa, o kitap hakkında biricik bir şey varsa genelde o videolarda söylüyorum. Genelde spoiler veriyorsam da şayet o videolarda veriyorum. Veya kitap hakkında duygularımı daha iyi yansıtıyorum o videolarda. Hani bu okuduklarım videosu biraz daha özet gibi. Tüm kitaplardan az az değiniyor gibiyim. Everything in the middle gibi düşünün. Everything but little little into the middle gibi düşünün bu videoları. Neyse November'ın artık yeni bir amacı var biliyorsunuz ki. Babasını bulmak istiyor. Babasının ona ve teşkilattaki arkadaşlarına bıraktığı bazı ipuçları var ki bu ipuçlarını yavaş yavaş artık takip etmeye ve yeni bir maceraya atılmaya başlıyoruz. Ash ve November couple'ı gerçekten hani o videoda da bahsettim. Tam bir power couple. Gerçekten hani mükemmeller. Yani güç onların elinde ve gerçekten birbirlerini her zaman desteklemeleri falan çok hoşuma gitti. Onun dışında yeni karakterlerle tanışıyoruz. Yeni villainlarla, kötü karakterlerle tanışıyoruz. Okurken gerçekten hop oturup hop kalktım. Çok heyecanlı ve çok böyle özel bir kitaptı benim için. Tavsiye ediyorum bu seriyi de. November'ı öldürmek de en az November'ı avlamak kadar çok iyi bir seri. Ki Epe Susun'da kitaplarının bence şu anki koşullara göre uygun fiyatlı olduğunu düşünüyorum. Eğer bir şans vermek isterseniz güzel bir seri tavsiye ederim. Sonrasında Kuzgun Leşi'nden bahsedeyim sizlere. Kuzgun Leşi'ni de bu ay okudum ve yine bir yorum videosu kanalımda mevcut. Ki zaten bu yorum videosunda da ben böyle bir kitap görmedim gibi bir başlık atmıştım. Clickbait değildi. Gerçekten ben böyle bir kitap görmemiştim hayatımda. Elada isimli bir kız dünyaya geliyor. Ama bu Elada ölüm tarafından dünyaya indiriliyor ve hem aydınlık hem karanlık çiçekleriyle tanışıyor. Ve bu çiçekler de işte sevabı ve günahı temsil ediyor gibi düşünebiliriz ama hani iyilik meleği, kötülük meleği olarak da düşünebilirsiniz bu çiçekleri. Ve Elada'nın zamanında bu iki çiçek de dünyadan ayrılıyor ve bu yüzden Elada ya çok iyi birisi ya da çok günahkar birisi olarak yansıtılıyor efsanelerde falan. Aradan yıllar yıllar geçtikten sonra simsiyah saçlı, bembeyaz tenli bir kız dünyaya geliyor. Gelir gelmez de benzerliğinden dolayı ona şeytan diyorlar. Yani birbirleri böyle halk onu dışlıyor, onunla çok vakit geçirmiyor, onunla vakit geçirenleri de aşağılıyor gibi gibi. Ve kızımız da şeytan olmadığının tam tersini ispatlamaya, hem kendine hem de çevreye ispatlamaya çalışıyor. Gerçekten hani böyle anlattığım zaman biraz daha böyle hani basit bir konuya sahipmiş gibi görünse de din felsefesini, ölümü
çok güzel ele alıyor. Bir de mitoloji var. Bir de işin daha da güzel kısmı, yani bu işte din felsefesi, mitoloji, gerilim unsurları benim her zaman bayıldığım unsurlardır. Bir kitapta görmeyi çok istediğim unsurlardır. Ve daha önce hiç mitolojinin ya da işte ne bileyim felsefenin gerilimle birleştiğini ben okumamıştım. Ve bu kitapta okuyunca da Mamma Mia dedim. Tam olarak böyle Mamma Mia dedim kitabı okurken. Çok güzeldi. Yani bu videoda bir tane kitap alacağım veya sadece birkaç tane kitabı listeme ekleyebileceğim. Hangileri olsun diyorsanız bu kitabı eklemelisiniz. Yani bu kitap gerçekten benim uzun zamandır size göstermediğim kadar özgün bir kitap. Çok uzun zamandır bu tarz bir kitap okumamıştım. Kurgu bakımından da yazım bakımından da bayağı beni hayran bıraktı kendine. Ardından Tavşan Avcısı'nı göstereceğim. Biliyorsunuz ki polisiye kitaplar önerileri değil. Polisiye kitap alışverişi videosu çekmiştim ve orada da Tavşan Avcısı'nı sizlerden 1-2 kişiye hediye etmiştik. Bu kitap ben de hani hediye edilince dedim ben de okuyayım bari. Hani en azından tartışabiliriz onlarla da, genel olarak diğer insanlarla da. Ve Tavşan Avcısı'nı okumaya başladım. Arkadaşlar çok güzeldi. Çok güzeldi. Şimdi şöyle bir şey var. Bir tane tekerleme var. Beyazlar içinde 10 küçük tavşan bir uçurtmanın ucunda cennete gitmeye çalışıyordu. Uçurtmanın ipi koptu. Hepsi birden yere düştü. Cennete gitmek yerine hepsi birden diye bir tekerleme duyuyorsunuz ve duyduktan 19 dakika sonra da ölüyorsunuz. Ve neden ölüyorsunuz? Neden insanlar ölüyor? Sapık bir Dışişleri Bakanı'nın ölüşüyle başlıyor hikaye bu arada. Ve neden bu şekilde öldüğünü anlamaya çalışıyoruz. Çok değişik, çok güzide bir kitaptı bence. Ve okurken gerildim. Yani polisiye suç romanı böyle yazılır dostlar. Gerçekten çok iyiydi. Hani ilk böyle bir 100 sayfa falan ne oluyor lan falan diye okumaya başladım. Çünkü olayın çok ortasından girmişiz gibi hissettim. Dediğim gibi Dışişleri Bakanı'nın ölümünden. Ama sonra yani o kadar böyle kurgu ilerliyor ki, üst üste koyarak ilerliyor ki bir süre sonra siz de okuduğunuz şeye inanamıyorsunuz. Ben hayran kaldım. Gerçekten Tavşan Avcısı'nı çokça tavsiye ediyorum. Yine dediğim gibi hani listenize ekleyebileceğiniz kitaplardan birisi olmalı eğer polisiye kitap seviyorsanız. Sus be telefon. Aa, 2 saattir mesaj gelip duruyor. Niye size şikayet ediyorsam sessize almadım da salak olduğum için. Neyse, Tavşan Avcısı'nı çokça tavsiye ediyorum. Gerçekten beğeneceğinizi düşünüyorum. Bunu da listenize ekleyin. Zaten bu arada polisiye kitap önerileri videosu için yavaş yavaş böyle bir 5 kitap falan topladım. Böyle biraz daha hani 8 olsun, 10 olsun sayı diye bekliyorum. O yüzden yeni yeni polisiye kitapları da okuyorum o video için. O videoya malzeme olsun diye ve hoşuma da gittiği için. O yüzden sıklıkla bu aralar polisiye kitap önerilerinde göreceğiniz kitapları da göreceksiniz. Sürekli polisiye kitapları da göreceksiniz ki zaten görüyorsunuz. Ardından Kader Sarmalı'ndan birazcık bahsetmek istiyorum. Kader Sarmalı artık böyle serinin ilerleyen kitaplarından bir tanesi olduğu için Piramit serisinin çok fazla bir yorum yapmayacağım ama sadece bu kitapta karakter gelişimini çok güzel görüyoruz. Zaten genel olarak serinin spoilerlı bir videosunu da çektim. Ayrıca serinin ilk kitabından da bahsettiğim, ikinci, üçüncü kitaplardan da bahsettiğim videolar mevcut. O yüzden onları da izleyebilirsiniz. Bu video dediğim gibi hem özet hem de yani bu seriyi okumak isteyen birine spoiler vermek istemiyorum açıkçası artık. İlerledi çünkü. Burada bir güç dengesi savaşı görüyoruz. İki otorite figürünün nasıl birbiriyle çarpıştığını ve dünyanın yerinden oynadığını görüyoruz. Çok güzel bir seri. Yani macera dolu bir seri. O zamanlara gitmiş de o zamanları yaşıyormuşsunuz gibi hissettiriyor ki bence bu bir serinin yapması gereken en önemli şeylerden bir tanesidir. İşte dediğim gibi mitolojiyi, tanrı ve tanrıçaları seviyorsanız ve takip etmek istiyorsanız, böyle bir seri arıyordum zaten diyorsanız Piramit serisine kesinlikle bakmalısınız. Yani Mısır mitolojisi. Genelde Yunan mitolojisine daha çok ağırlık veriyorlar bu tarz kitaplarda. Bu biraz daha farklı. Mısır mitolojisine yer veriyor ki bir de Türk yazardan yine Mamma Mia. Yine Rizzoli Aile serisinden Tezkeresu'nun yine yazmış olduğu bu serinin Mephisto Kulübü'nü okudum. Artık şu kapakla barıştık bu arada. Yani görmek beni hiç rahatsız etmiyor. Şey hariç tabii. Unless diye böyle bir yükselerek. Tabii bu videoyu izlerken editte bu kapak karakterimiz oynarsa o zaman ruhumu teslim ederim ama şu anlık kitap kapağıyla barıştık. Burada da şeytan temasını daha sıklıkla görüyoruz. İşte Lili isimli bir kızımız var ve Lili yani şeytan olduğunu düşündüğü birinden kaçıyor. Şeytan da bu arada bu Lili'nin kaçtığı birkaç kişiyi öldürüyor ve duvara Latince bir şekilde günah işledim yazıyor ve ters haçlarla işte duvarı kaplıyor falan. Böyle bir mesaj bırakıyor.
keyifli. Sonrasında da bu cinayeti araştırmakla mükellef olan bir kadın polis memuru da hayatını yine bu cinayet üzerinden kaybediyor. Sonra da Rizzoli ile Maura Iles tabii ki ne oluyor falan diye giriyor olayımıza. Şeytan Avı izliyorsunuz, okuyorsunuz. Çok değişik değil mi? Yani benim daha önce yine okumadığım temalardan biriydi Şeytan Avı bir polisiye kitabında. Hani fantastik de okey ama polisiye de daha önce görmemiştim. Güzel işlendiğini de düşünüyorum. Bu arada yine de Mephisto Kulübü yine güzeldi. Hani şeytan muhabbeti falan yine Rehine'ye kıyasla biraz daha orijinaldi ama dediğim gibi ben yine de Mephisto Kulübü'nü de Rehine'yi de serinin diğer kitaplarına kıyasla daha az çarpıcı buldum. Bunun da birkaç sebebinin olduğunu düşünüyorum. İlk en önemli olduğunu düşündüğüm sebep şaşırma faktörünün olmayışı. Yani evet yine kitapta bir twist var. Hani aa öyle miymiş dedirtiyor size ama tezkere açısın söz konusu olunca ve beklentiler tavan olunca hani ben bir çıraktaki bir cerrahtaki o twist'i bekliyorum. Hani böyle beni aha falan diye şaşırtan böyle bir dakika boyunca ciddi mi ya falan diye düşündürten bir twist istiyorum. Onu bulamadım bu iki kitapta da. Umuyorum ki seri yavaş yavaş böyle kaldığı müthişlikten devam eder. Hani Mephisto Kulübü yine bir tık daha Rehine'nin üstüne katan bir kitap olmuştu dediğim gibi. Yine beğendim yani, kötü bulmadım ama yani biraz daha böyle potansiyeli biliyorum ya tezkeretisindeki, hepimiz biliyoruz. Hayal kırıklığına uğruyorum ister istemez. Üzülüyorum yani açıkçası. Umuyorum ki eski haline geri döner bu seri. Muhtemelen Mayıs ayında da birkaç tane tezkeresin kitabı okurum gibi geliyor. Yani Rizzoli Iles'tan mı okurum? Ya muhtemelen evet ama diğer serilerine de bir göz atmak istiyor gibiyim şu aralar. En çok beğendiğim, vay müthişti bu kitap ya dediğim bir polisiye var. Bu bir ön okuma baskısı. Muhtemelen bunun kapağı değişmiştir ama yazarımız Alex Mihadelis, Mika Elides yazarımız. Sessiz hasta. Bu ön baskısı, tanıtım kopyası bana yollanmış yıllar önce. Artık normal baskısı da vardır diye düşünüyorum. Varsa bunu okuyun. Yoksa da böyle şey yapalım, okuma zinciri gibi. Ben birine kargolayayım ama okuduktan sonra başka birine kargolasın gibi ilerlesin gerçekten. Bu arada böyle bir fikrim var okuma zinciri gibi. Sizlere bir kitap kargolamak istiyorum. Çok beğendiğim bir kitabı. Ve sonrasında da sizlerin de okuyup videosunu çekip işte 1 dakika 2 dakika olup booktuber gibi benim yaptığım gibi bir video çekip sonra bana yollamanızı ve kitabı da bir sonraki okuyucunun eline kargolamanızı isteyeceğim falan, böyle değişik bir şey olacak. Onun da yine video çekip başka birine yollamasını bekleyeceğim falan gibi. Böyle 10 farklı kişiyle atıyorum bunu yaptıysak, ya tabii bir yıl içerisinde 10 farklı kişiyle yapamayız da atıyorum 5 kişiyle yaptıysak, 5 farklı kişiyle elimizde 5 farklı yorum olmuş olacak. Hem de aynı kitabı okumuş olacağız. Aynı sayfalarda buluşmuş olacağız. Böyle bir fikrim var. Eğer istiyorsanız aşağıya ben buna katılırım vallahi yazabilirsiniz. Birkaç kitap fikrim var. Yani polisiye olabilir, aşk kitabı olabilir ama çok beğendiğim bir kitap olmasını istiyorum spesifik olarak. Öyle bir şey yapabiliriz. Tek isteğim işte dediğim gibi videolarınızı bana yollamanız ki birleştirelim ve bir video çıkartalım. Hep birlikte yorum yaptığımız. Çok hoş olmaz mı? Yani bir noktada size de bir fikir verme, birazcık böyle hani tartışabilme hissiyatı oluşturacak. Benim çok hoşuma gitti bu fikir. O yüzden eğer düşünüyorsanız aşağı yazabilirsiniz. Neyse, Sessiz Hasta'ya geri dönecek olursam. Alicia Branson isimli bir kadın var. Alicia bir ressam ve kocasının yüzüne 6 el ateş edip bu kocayı öldürüyor ve sonra da konuşmayı bırakıyor. Psikoterapisti Theo diye bir adam var ve Theo gerçekten hani Alicia'ya o davaya takmış durumda. Yani Alicia'nın bunu yapmayacağını mı düşünüyor artık kendi kafasında bilmiyorum. Ama yani takmış durumda bu davaya ve psikoterapist olarak Alicia'nın başına geçiyor. Hedefi tabii ki de Alicia'nın tekrardan konuşmaya başlaması. Yavaş yavaş taşlar yerine oturuyor. Yavaş yavaş sessiz hastamızın neden sessiz kaldığını öğrenmeye başlıyoruz. Ama neden hala Alicia susuyor, bunu göreceğiz. Hem polisiye kitabı hem de psikolojik gerilim kitabı. Ben daha önce böyle bir kitap yine okumamıştım. Ve iki türlüsü de hem psikolojik olması hem de böyle gerim gerim germesi çok hoşuma gitti. İçerik olarak artı 18 ögeler bolca, bol keseden bulunuyor. Onu söyleyeyim, 18 yaş üstü okuyucular okuyabilir ama altına önermiyorum. Yani tabii ben rahatsız olmuyorum derseniz okuyun ama yani sonuç olarak ben uyarımı yapmış olayım. Bazen çünkü bazı insanlar diyor bana işte ailem kontrol ediyor kitaplarımı falan diye, öyle bir şey varsa almayın. Ama yoksa
Yardırın. Çok güzel kitaptı çünkü. Bu arada kitaba dair çoğu şeye hayranlık duydum. Yani gerçekten beğendim, keyif aldım. Güzeldi, sürükleyiciydi değil. Bu kitaba hayran oldum ki yakın zamanda gerçekten çok iyi bir başarı bu. Tess Gerritsen'la falan kıyaslayıp gene de bunu daha iyi buldum. İnanılmaz güzeldi. Lütfen, lütfen bakın kitabın ismini gösteriyorum. Tanıtım kopyası olunca kapakta yazmıyor. Bunu okuyorsunuz. Eğer çıktıysa, tabii çıkmadıysa da ben size böyle bunun dağıtımını sağlıyorum. Bir şekilde bunu okuyoruz. Çok güzeldi ya. Bayağı iyiydi yani, nasıl diyeyim. Mükemmeldi gerçekten. İzlediğiniz, vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bu arada çekmemi istediğiniz video fikirleri varsa da aşağıya yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Tekrar hatırlatayım. Bu ay okuduğunuz kitapları da görmeyi çok istiyorum. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.